Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. İnnelhamdülillah. Elhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuh ve nestağfiruh ve netubu ileyh ve na'udhu billahi mineşşeytanirracim. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم أيها المستمعون الكرام محترم مؤمن kardeşlerim okuduğum ayet-i celile Kur'an-ı Mübin'in Buruç Suresinin 10. ayeti kerimesidir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bu ayeti celilede Ashab-ı Uhdud'a işkence edenlerin acı akıbetlerini bize şu şekilde haber veriyor. Şüphesiz ki mümin erkeklere ve mümine kadınlara eziyet edenler, işkence edenler, eğer bu işkencelerinden, bu yaptıklarından dolayı tövbe etmezlerse, onlar için cehennem vardır ve onlar için çok yakıcı bir azap vardır. Değerli kardeşlerim, işkence sözcüğü maalesef bugün sözlükteki yerinden çıkmış, toplumun her bireyi tarafından telaffuz edilir duruma gelmiştir. İşkence, insanın onur ve haysiyetine, şerefine yönelik hiçbir kural tanımayan kuralsızların uyguladığı bir yöntemdir. İşkence, ister insanlara, ister hayvanlara, ister tabiata karşı olsun, hangi canlıya karşı yapılırsa yapılsın, bu ahlak dışıdır. İslam'ın önerdiği savaşta bile bir ahlak vardır. İslam'ın, Müslümanların savaşlarında çocuklara dokunulmaz, kadınlara dokunulmaz, yaşlılara dokunulmaz, hastalara dokunulmaz, kendi mabetlerinde ibadetle meşgul olanlara dokunulmaz, savaşa katılmayanlara dokunulmaz, fiili olarak savaş içerisinde yer almayan sivil vatandaşlara dokunulmaz, hayvanlara eziyet edilmez, hayvanlar öldürülmez, ağaçlar kesilmez ve kısaca sadece ve sadece İslam'a karşı savaşanlarla savaşılır. Gel gör ki bugün 100 seneden beri dünyamızda Müslümanların sahnede olmadığı bir anı yaşıyoruz. Bugün bizlere dayatılan sınırlar, hudutlar 1917 senesinde İngilizlerin, Fransızların çizdiği hudutlardır. Bir köyün içerisinde hat çekilmiştir, sınır çekilmiştir. Bir tarafta bir ülke, diğer tarafta başka bir ülke ismiyle anılmış olmaktadır. Ve bugün Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Afrika'yı cetvelle çizmiştir. Bugün kendilerini dünyanın efendisi görenler, başta Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya,
Çin, maddeten onlara destek veren Japonya ve benzerlerinin dünyaya verdikleri ve dünyaya gözyaşından, kandan, baruttan, ızdıraptan başka bir şey vermemişlerdir. İnanıyorum ki günlerdir sizler de yanı başımızdaki Suriye'de olup biten olayları görüyorsunuz. İnsan olarak, Müslüman olarak demiyorum, İnsan olarak hakikaten o resimlere, o sadece cansız yatan bedenler değil, bedenlerinin resimlerine bakmakta bile her vicdan sahibi insan etkilenir. Ama görüyoruz ki bütün bunlara karşı hala Birleşmiş Milletler denilen örgütler, hala dünyaya yön vermeye çalışan Amerika, hala onun yedeğinde olan İngiltere, hala Fransa, hala Almanya, hala İtalya, hala Rusya, hala Çin sessiz kalmaktadır. Bırakın sessiz kalmayı, onlarla birlikte görünmeyen kapılar arkasında ve bilinmeyen yerlerde onlara destek vermektedirler. Hatta sözüm ona, kendilerine Müslüman diyenler, yine Müslümanlıkta biz birinciyiz diyenler bile bu yanı başında olup biten vahşeti görmemektedirler. Bugün ülkemizde 1 milyona yakın Suriyeli vatandaşımız mülteci durumuna düşmüştür. Çevre ülkelerde birkaç milyonu aşan insanlarımız orada yaşamaktadır. Müslümanlar olarak bizler eğer İslam coğrafyasında ırzına geçilen kadınlarımız, öldürülen erkek, kadın, çağ, çocuk, onlar bizden birer parça olduğunun hissiyatında değilsek, bu mescit ve camileri durdurmanın bize hiçbir yararı, hiçbir faydası olmayacaktır. Eğer biz bunları hissedemiyorsak, eğer gönlümüzde, kalbimizde bunları hissedemiyorsak, bu neyin sonucudur? 100 senedir dünyada Müslümanlar söz söyleyemediklerinin bir sonucudur. İslam Devleti'nin Osmanlılar şahsından, Osmanlı Devleti'nin şahsından yıktıklarının bir sonucudur. Bugün elbette ki müstekbir kafirler köşelerinde kahvelerini içerek, gülümseyerek kahkahalarını atıyorlar, atabilirler. İşte gördünüz, eğer bu olaylar Avrupa'da olmuş olsaydı, bugün Avrupa'daki halk ayağa kalkardı. Amerika'da olsaydı, Amerikan halkı da belki ayağa kalkacaktı. Ama görüyoruz, ayağa kalkacak bir ülke yok. Sadece bunlara haklı olduğunu söyleyen bizim ülke ve bizim ülkenin başına geçirmek istenilen oyunlarda göz önündedir. Burada fakir fukaranın, vicdanlı insanların, bakın Müslümanlar demiyorum, vicdanlı insanların el uzatmalarına bile yolda engeller oluyor. Oraya giden yardımların önü kesiliyor ve oraya gönderilen yardımların gitmemesi için o insanların daha da perişan olması, daha da hayatta kalanların da açlıkla, soğuklukla ve ona karşı mücadele ederek ölümlerini bekliyorlar. O halde değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, elbette ki bizim kafirlerden, zalimlerden, fasıklardan, münafıklardan, müşriklerden, ateistlerden, her türlü izin sahibi olanlardan bir beklentimiz yoktur. Bizim beklentimiz ben Müslümanım diyenlerdendir. İnnemel mü'minûne ihvetun diyenlerdendir. Müminler kardeştir diyenlerdendir. Müminler bir bedenin azaları gibidir diyen peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine rehber edenleredir. Hiçbir şey elimize gelmiyorsa bunların zalim olduğunu, bu zulümlerinin er veya geç mutlaka karşılığını göreceklerini, bulacaklarını haykırmalıyız. Evimizde otururken, mescitte otururken, yolda, bahçede giderken Allah için biz dua edemeyiz mi? Unutmayalım ki dua her şeyin başındadır. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyururlar. Ed-dua'u ibadetun, ed-dua'u muhul ibadeti, ed-dua'u silahul mümini. Dua ibadettir, dua ibadetin özüdür, dua müminlerin silahıdır.
Rabbimiz Allah Celle Celaluhu buyurur ki, eğer duanız olmasa ne diye Rabbim size değer versin? Öyleyse maddi ve manevi olarak kimin elinden ne geliyorsa bu kardeşlerimize el uzatmalı, dua etmeli ki bu zalimler akıttıkları kanlar içerisinde boğulup geberip cehennemi boylasınlar. Ve yine bu hususta onlara Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinin şu ayeti kerimesini de onlara müjde olarak vermek isterim. Çünkü zaman zaman Rabbimiz münafıklardan bahsederken onlara müjde ver, cehennem azabını haber ver. Halbuki cehennem azabı müjde olarak haber verilir mi? Çünkü onlar İslam'la alay ettiler. Rabbimiz de onlarla alay ederek diyor ki onları cehennemle müjdele. İşte ben de müjdeleyeyim. Söz billah. İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehu la'anehumullâhu fi'd-dünyâ ve'l-âhireh ve a'addelehum azâben mühînâ. Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinin 57. ayeti kerimesi. Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenler, şüphesiz ki Allah'ın emirlerini dinlemeyenler, şüphesiz ki Resulünün emrettiklerini yerine getirmeyenler, işte onlar, Allah onlara lanet etmiştir. Gördüğünüz o sistemler lanetlik sistemlerdir. Er veya geç tarihin çöplüğüne atılacaklardır. Dünyada da ahirette de onlara lanet vardır. Ve Allah Celle Celaluhu onlar için çok can yakıcı, çok alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Ve yine Rabbimiz Allah Celle Celaluhu böylelerle ilgili olarak Ahzab suresinin 61. ve 62. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mel'unine, onlar lanetlenmişlerdir. Allah'ın laneti onların üzerinedir. Eynemâ tübifû. Onları nerede bulursanız hemen yakalayıveriniz, tutunuz, bağlayınız. Uhizu alınız ve kutilu takdila. Onları ancak ölümle, öldürmekle onları terbiye edebilirsiniz. Lanetlilerin terbiye edileceği metot budur. Ve devamla. Sünnetallahi billezine halev min kabl. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın geçmişteki kanunu da sünneti de budur. Ve Allah'ın sünnetinden asla bir değişiklik olmaz. Er veya geç bu mel'un lanetlenmiş olanlar dünyada da ahirette de cezalarını çekecekler. Ey Rabbimiz bize dünyadaki azaplarını göster. Ahirette de bunlara azabın en büyüğünü ver. Aleyhin nasenel kelam. Ve ablan nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuriyel Kur'anu festemi'u leh. Ve ansifu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. Sadakallahu l-azim.